Evet, çocuklar merhabalar. Kaç kişi var hocam? 8 kişi. Aferin. Daha da artabilirsiniz. Şimdi ne yaptık? Bakterilerin mikroskopik görünen açısından kaç grup ayrıldığını söyledik. Neydi? Koklar, basiller ve spiraller demiştik. Bakalım. Virüslere geçelim değil mi hocam? Artık yeter. Bakterilerle ilgili konuştuğumuz yeter dedik. Bizim virüslerimiz nerede bakalım? Virüsler ya da diğer bir ismiyle viroidler dediğimiz virüsler bakterilerden daha ilkel, daha basit yapıda, tam bir hücre yapısı gösteremeyen en küçük mikroorganizmalardır. Neymiş? Daha ilkel bakterilere göre, daha basit yapıda, tam bir hücre yapısı gösteremeyen en küçük mikroorganizmalardır. Tek başlarına neleri yok arkadaşlar? Metabolizma aktiviteleri yok diyoruz. Sadece hücre içinde yaşar ve çoğalabilirler. Sadece canlı hücre içinde yaşar ve çoğalabilirler. Şimdi o zaman arkadaşlar, demek ki kendi başlarına bir şey yapamadıklarına göre biz pandemiyle bu güncel hayatımıza getirdiğimiz zaman şu anda bir virüs salgını yaşıyoruz değil mi? Covid-19 ile birlikte Covid hastalığını yaşıyoruz. Burada virüsler bizim için niye tehlike oluyor? Solunum sistemiyle bir başkasına aktarıyoruz. O zaman bunlarla ne yapacağız? Mümkün olduğunca karşılaşmamaya, kendimizi koruyacağız. Neydi? Bariyerlerimiz olacaktı. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edeceğiz. Evet. Bunlar sadece dedik canlı hücre içinde yaşar ve çoğalabilir. Yani bizim hücrelerimize ele geçirerek yaşıyor ve çoğalıyor diyoruz. Sentetik mesiyerlerle üretilemez. Normal mikroskopla görünmez. Ancak elektron mikroskobuyla incelenebiliyor. Bu yapıların arkadaşlar DNA ve RNA virüsleri diye ikiye ayırıyoruz. Virüsler RNA ve DNA arasındadır diyoruz. Virüsler daha küçük, basit yapılı olan viroidler de ne yapıyor? Bu grupta yer alıyor. Virüsler RNA ve DNA virüsleri olmak üzere ne dedik? İki grupta topluyoruz dedik. Evet. Bu virüsler nelerdir diye bakarsak, genetik materyallerine göre sınıflandırdığımızda DNA virüsleri, picorana virüsler var, retrovirüsler var ve DNA virüslerine adenovirüsler, herpes virüsler, poxovirüsler diye ne yaptık ayırdık. Virüsler bir de arkadaşlar, enfekte ettikleri canlılara göre çeşitli isimler alırlar. Bir, viriyon, viriyoid ve bakteriyofaj. Bunları yazayım ben size. Evet. Sonra da bunların içinden bir sınav sorusu çıkaralım. Virüsler ne yapıyordu arkadaşlar? Enfekte ettikleri canlılara göre çeşitli isimler alır. Virüsler diyelim. Enfekte ettikleri canlılara göre ne yapıyordu? Çeşitli isimler alır. Bir ne diyelim? Milyon. İki, viroid. Viroid. Üç, bakteriyofaj. Neymiş? Virüsler enfekte ettikleri canlılara göre üç isim ayrılıyor çeşitli. Viroid ve bakteriyofaj
Şimdi ben buradan size bir tane sınav sorusu çıkarayım. Ne sorabilirim bunların içinden? Bakteriyofaj nedir? Soru soralım size. Bakteriyofaj nedir? Hocam sen söyle. Diğerleri katılmıyor nasıl olsun? Artık hocama sorayım, o söylesin, ben de yazayım. Evet, bakteriyofaj cevabını ben yazıyorum. Hocam artık bana ver artık. Tamam. Bilgim alayım. Evet. Bakterileri enfekte eden virüslerin faj denir. Faj ya da bakteriyofaj denir. Ben yazıyorum. Neden de eksik koyuyorum kelimeleri. Onunla yaz aynı oranda hızlı çalışıyor. Faj ya da bakteriyofaj denir. Neymiş? Bakterileri enfekte eden virüslere faj ya da bakteriyofaj denir. Demek ki virüsler sadece bize enfekte etmiyorlar, bakterileri de enfekte edebiliyorlar. Yani enfeksiyona uğratabiliyorlar. Oraya DNA'larını ne yapıyorlar? Bakterinin üzerine aktarıyorlar ya da RNA'lar. Bu da nedir? Bir sınav sorusudur. Ne demiştik? Virüsler enfekte ettikleri yerlere göre isim alıyorlardı. Viriyon, virüt ve bakteriyofaj demiştik. Bakteriyofajı da sınavda sorarım dedik. Ay soru sorduk hocam. Bayağı 10 tane sorduk mu? 4 soru mu sordum da? Az sormuşuz. Bence 5 soru sormuşum hocam. 5 mi olmuş? En az 5 soru sormuşum. Evet. Bazılarını da tahtaya yazmadım. Yazdıklarım o kadar oldu. Evet. Sadece yazdıklarım değil. Evet. Piriyonlardan biraz bahsedelim. Tahtaya yazmıyorum. Piriyonlar enfeksiyon hastalıklarına yol açan nedir? Mikroorganizmalardır. Yani bakteriler ve virüslere benzemez. Piriyon protein içeren küçük enfeksiyöz patojen olarak tanımlanmaktadır. İnsanlarda kuru hastalığına sebep oluyor. Neydi arkadaşlar kuru hastalığı? Biliyor musunuz bunu? Hocam sen biliyor musun kuru hastalığını? Arkadaşlar bu cenaze yamyamlığından ortaya çıkmış bir hastalık. Daha çok uzak ülkelerde görülüyor. Burada cenazelerini yedikleri için ya da deri dalar hastalığına benziyor. Felç yok gibi. Bu nedir? Titreme kelimesinden gelmiş. Ani kahkaha atıldığı için gülme hastalığı olarak da kuru hastalığı geçiyor. Daha çok ölüleri yedikleri için beyinde meydana gelen hasarda ortaya çıkan bir hastalıktır diyoruz. Kaç dakika var hocam? Bir soru soracaksa olmuyor. Bir dakika. Şimdi bir soru daha oluşturalım. Mikrobiyoloji laboratuvarı bölümleri nelerdir? Bir bakalım mı? Bir hasta inceleme örnekleri kabul odası var. Hazırlık bölümü, besiyeli hazırlama odası, bakteriyolojik inceleme laboratuvarı, serolojik inceleme laboratuvarı yani serumları inceliyor.
Mikolojik dediğimiz, mikolojik laboratuvarını biliyor musunuz bilmiyorum. Onu da hocama soracağım. Virolojik inceleme laboratuvarı olarak nedir? Bölümlere ayrılıyor dedik. Neymiş hocam? Mikoloji inceleme laboratuvarı. Neyi inceliyor burada çocuklar? Mikoloji laboratuvarında neler inceleniyor? Cevap var mı hocam? Hocamız cevap verdi. Dedi ki hocam burada mantarlar inceleniyor dedi. Hocama bir artı verdik. Burada siz yine kaybettiniz. Bakalım neyi soralım burada. Arkadaşlar vesile hazırlama odaları var. Bunlardan bahsettik. Evet. Evet. Burada mutlaka mikrobiyoloji laboratuvarında çalışanların uyması gereken kurallar var. Bunları da sorabiliriz. Çalışma sırasında mutlaka önlük, eldiven giymeli. Gerekirse gözlük takılmalı, galoş giymeli. Çünkü dışarı bunları taşımamamız gerekiyor. Evet. Arkadaşlar burada bulaşıcı hastalıklarla uğraştığımız için mikrobiyoloji laboratuvarına özellikle dikkat ediyoruz. Şurada size bir mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan araç ve gereçlerle ilgili sorular soruyor. Başlığımızı ne yapalım? Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan araç gereçler. Mesela petri kutusu var diyoruz, tüpler, balon, balonjoje var. Bunlar ayarlı çözelti hazırlamak için kullanılıyor. Erlenmeyer var, solüsyonların kaynatılması için kullandığımız malzeme. Lam, lamel bulunuyor arkadaşlar. Mikroskop altında inceleyebilmek için lamın üzerine koyduğumuz inceleme örneğini ne yapıyoruz? Lamelleri üstüne sürerek mikroskop altında inceliyoruz. Mezür, mesela sınavda sordum size. Diyelim ki mezür. Mezür dediğimde siz bunun anlamını bana yazacaksınız. Mezür nedir? Dereceli silindir kap. Dereceli neymiş? Mezür dereceli silindir kap diyoruz. Pipet de sorabilirim mesela. Pipet nedir derim. Pipete ne diyoruz arkadaşlar? Sıvı çekmek için kullandığımız neyle? Hava yoluyla. Bunlar arkadaşlar ilk zamanlar tehlikeli ağızla çekiyorlardı. Ne oluyordu? Mikroorganizmayı yutma şansı oluyordu. O nedenle artık daha çok elektronik, otomatik kullanılan pipetler kullanılıyor. Hava yoluyla diyelim. Evet. Ayrıca neler bulunuyor? Pastör pipeti. Bunlar da sıvıların küçük hacimlerini aktarmak için kullanıyoruz. Saat camı kullanılıyor. Cam baget. Bu cam bagetler kimyasal karışımları hazırlamak için bulunuyor. Şişeler, sentetik besiyeleri, ekülyon. Mesela bunu soruyorum ben. Ekülyon. Arkadaşlar hocamız da uyudu. O yüzden ona da soru soracağım. Hemen ekülyon nedir? Hocamıza soruyorum. Çabuk söyle hocam. Ekülyon nedir? Kitabını getirmemiş, ceza vereceğim şimdi ona. Niye hocam kitap yok? Arkadaşlar, ekibyon numune alma aparatı. Yani şöyle düşün, boğaz kültürü yapacağımızda o uzun çubuk ucunda pamuk var ya, ona ne diyoruz? Ekibyon mesela. Değil mi? Ne alıyordunuz? Simir mi? Simir altında kullandığı neymiş cihazın adı? Ekülyon. Evet. Öze
izolasyon işleminde kullanılan uç tarafı yuvarlatılmış platin telden oluşan metal çubuk. Enjektör kullanıyoruz. Vaco Tyler. Onu da hocam söyleyecek. Bu nedir arkadaşlar? Kan alma iğneleri dedi. Hocamıza artı veriyoruz. Kan alma iğneleri. Gördünüz mü? Bakın size böyle soru sordum da. Mikrobiyoloji laboratuvarı kullanılan araç ve gereçleri tanımlayınız. Aşağıda verilen değil mi? Aletleri tanımlayınız dediğimizde diye sorarız. Mesela mezucu sorduk, bir küpet sorduk, ekibiyon, vaku timer sorduk. Pens de sorabiliriz değil mi hocam? Pens soralım. Nedir? Bu da tutaç anlamında. Buna benzer size trommel de soralım mı? Trommel nedir? Gazlı bezlerin sinyalizasyonunda daha çok hani küçük olan trommel. Otoglav cihazımız falan var ama bu trommel daha küçük gaz bezleri sterilizasyonda kullandığımız cihaza da trommel diyoruz. Ben zaten bunların teknik anlamlarını öğretmiştim. Şöyle genel bir tekrar yaptık. Başka neler varmış? Penset, makas, bir sürü kesmek için kullandığımız alete dedik. Kimyasal maddelerimiz nelerdi arkadaşlar? Bunlar çözeltiler, boyalar, dezenfektanlar ve antiseptikler. Evet. Cihazlarımızda neler vardı? Mikroskoplar, otoglavlar, Pasteur fırını, Benmari, etür, güvenlik kabini, distile su cihazları. Distile su neydi? Hatırlıyor musunuz? Saf su demekti. Evet, santrifüj. Santrifüj neye yarıyordu arkadaşlar? Sıvıları yoğunluklarına göre ayrıştırıyor. Terazi bulunacak, buzdolabı, mikroinsinatör yani ısıtıcı, vortex tüp karıştırıcı bulunmalı. Vortex tüp karıştırıcı titreşimle karıştırıyor. Benmari usulü dedi. Benmari neye kitap iki kere yazmış mı? Peki. Evet. Şurayı şöyle, burayı da bunu sınavda size güzel güzel sorarım çocuklar. Hemen onu da yazayım. Kaç dakika var hocam? Kaç soru ben çözebilirim? Şu soru çözebilir miyim? 10 dakikada 3 soru. Ben bunu işte kısaltarak mikrobiyoloji arkadaşlar, laboratuvarında kullanılan araç ve gereçlerin temizliği diyelim. Bakalım bunların temizliği için neler yapmamız gerekiyor? Ben bunu böyle bir sınavda sorduğumda neler istediğimi bir görün. Bir, ne istiyoruz? Sterilizasyon. Arkadaşlar kullandığımız bütün malzemeleri öncesi ve sonrasında mutlaka steril ediyoruz. Bunlar buharla sterilizasyon, otoblar, detaya inmiyoruz. İki, nafile kaba kirlerinden arındırılması. Üç, ne diyelim, kapların yıkanması. Evet, dört, kapların durulanması. Kapların distile sudan geçirilmesi.
Başka? Bakın sterilizasyon yaptık. Kabı kirlerinden arındırdı. Kapları yıkadık. Duruladık. Daha sonra distile yani saf sudan herhangi bir kireç buna benzer izler kalmasın diye distile sudan geçirdik. Daha sonra kurutma. Yedi paketleme. 8 yeniden sterilizasyon. Ne yaptık arkadaşlar? Bu araçları bakın. Önce de steril yaptık. Daha sonra bütün bu işlem. Önce ne yaptık? Kullandığımız malzemeleri steril ettik. Daha doğrusu kullandığımız malzemelerin üzerindeki kirleri yok etmek için önce steril ediyoruz. Sonra tekrar bunları steril ettikten sonra çıkarıyoruz, kaba kirlerinden arındırıyoruz. Kapları tekrar yıkıyoruz çünkü mikrobiyolojide çalışıldığı için direkt daha oraya dökülmesin diye önce otoklav cihazında. Mikrobiyoloji laboratuvarında en az 2 otoklav cihazı olmalı. Ne demek bu? Öncesinde de kaba kirlerinden arındırmadan önce serledik, sonra bu işlemleri yapıyoruz. Kaba kirlerinden arındırdık, kapları yıkadık, duruladık, distile sudan geçirdik. Sudan geçen şeyin mutlaka kurutulması lazım. Çünkü kurutulmadığı zaman nemli ortamda mikroorganizmalar tekrar kolaylıkla üreyebiliyor. Paketledik, hazır hale getirdik ama kullanmadan önce yeniden serledik kullanıma. Hazır hale getiriyoruz diyoruz. Hocam kaç soru daha soralım değil mi? Evet. Evet. Mikrobiyoloji laboratuvarındaki klinik örnekler nelerdir bir bakalım. Değil mi? Hangi klinik örneklere bakılıyor? Buna ne diyelim bir boğaz kültürü. Başka ne diyelim? Oo, hocam bu işi bayağı iyi etmiş. Kayıt arıyor. Başka ne diyelim? Hemo kültür. Hemo neydi? Kan kültürü. Başka dört. Bos diyelim mi? Bu neydi? Beyin. Omurilik. Sırız. Başka neler verebiliriz? Vajen mini örneği diyelim. Başka ne diyelim? Evet, balgam diyelim. Ve buna benzer diyelim mantık yeter. Bu kadar. Mikrobiyoloji laboratuvarında klinik örnekler, birkaç tane örnek yazalım dedik. Boğaz kültürü, kayıta kültürü, hemokültür, boz dedik, pajamini örneği, balgam ve buna benzer. Tabii ki diğer kültürü de var, onu da hocam söylemişti. Yazamadık. Tahtada yatmamalı. 6 dakikada oldu. Ne gidiyor? Ne gidiyor? 6 evet. Kapatalım ki gürültü olmasın. Ben çocuklar biliyorlar, hocalar teknoloji özürlü olduğu için onlar alışkın bir telefon ses. Evet, bir soru daha oluşturalım mı çocuklar? Ne soralım size? Ne yapalım?
Yok. Görüyorlar mı? Son birkaç dakika varmış hocam. 3-4 dakika. Şuradan ben hızlı sorayım. 3-4 dakikadan ilerleyelim. Evet. Arkadaşlar besi yerlerine geçeceğiz. Besi yerlerinin birleşimine giren başlıca maddeler su, azot kaynağı, karbon, enerji kaynağı, tuz, ekstraklar, bunlar indikatörler, inhibitörler. Ayrıca bunları da sırada sorarım saydığım isimleri. Şöyle bir soru daha yazayım. Herhalde birkaç dakika kaldığı için 5 dakikadan az hocam ya benim saatim. 3-4 dakika var. Evet, besi yerlerine başlığımızı silelim. Besi yerlerine katılaştırmada katılaştırmada kullanılan maddeler. Nelerdir diye. Böyle bir soru soralım. Besi yerlerini katılaştırmada kullanılan maddeler nedir diye. Evet. Bir agar diyelim. Bu nerede bulunuyordu? Denizlerin dibinde yaşıyor diye bahsetmiştik. Bunlar daha çok agar Hindistan ve Japon denizlerinde bulunan deniz yosunlar çeşitli yöntemlerle kullanılarak saflaştırılır, besi yerlerinde kullanılır diyoruz. Agarlar 85 ile 90 santigrat derecede eriyorlar. 40 ile eksi 5-45 derecede de katılaşarak agar besi yerinin pH'ını etkilemez diyoruz. Evet, ikincisi neydi? Jelat. Evet, bunlar sınavda sorarım size. Besi yerlerini katılaştırmada kullanılan maddeler nedir? Biri agar, diğeri jelatindir diyoruz. Bir soru daha sorayım hocam, değil mi? Tamam. Bir soru daha sorayım, sonra dersimizi bitirelim çocuklar. Bir soru daha gelsin. Onu da yazayım bari. Evet. Besi yerlerini zenginleştirici maddeler. Besi yerlerini neler gibi? Besi yerlerini zenginleştirici maddeler. Bunlar bir kan, iki serum, üç safra, dört maya özütü, beş yumurta. Bunlar besi yerlerini zenginleştirici madde olarak kullanılan neymiş? Kan, serum, safra, maya özütü ve yumurta diyoruz. Var mı daha? Dakika yok. Bir dakika var. Bunu da yazmayı unutmayın çocuklar. Lütfen buraya kadar geldik. Bundan sonra da normal dersimize devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Lütfen arada bir tekrar edin. Böyle kalmasın ortada. Tamam mı çocuklar? Yarın değil, yok. Görüşemiyoruz sizinle. O bir haftaya görüşürüz.